Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bize destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Böylelikle yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Milyonerlerin hayatı hiç bu kadar iyi olmamıştı. 50 milyon dolarlık malikaneler, canavar gibi yatlar ve lüks ötesi yaşam tarzları dünya nüfusunun %1'lik kesimi için hiç de ulaşılması zor şeyler değil. Böyle ailelerin çocuklarının ne kadar şımarık büyütüldüğünü hayal edebiliyor musunuz? Bugün sizlere 5 milyoner ailenin divalarını hazırladık. Trump ailesi. En çok tanınan milyoner aileden bahsetmeden olmaz. Donald Trump'ı sizlere tanıtmamıza gerek yok. Kendisi Amerikan başkanı olduğu için çocukları hayal edilemeyecek güçlere sahip. Kızı Ivanka bu alanda hiçbir eğitim ve tecrübesi olmamasına rağmen şu anda siyasi danışmanlık yapıyor. Trump çocukları 2016'daki seçimlerden önce de lüks bir hayat yaşıyordu. Bütün aile 10 milyon dolarlık kışlık saray dahil olmak üzere Trump binalarında yaşıyor. Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron'ın kendine ait 100 milyon dolar değerinde iki lüks çatı katı dairesi var. Dairelerinin muhteşem bir şehir manzarası var. Odalar sanki altından yapılmış gibi görünüyor. Kütüphanesinde ise Muhammed Ali'nin anısına 15 bin dolar değerinde bir kitap bulunmakta. Bu kadar lüks evleri ne için kullanacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Barron yaşı daha küçükken de mini bir Mercedes ile geziyormuş. Biz küçükken en fazla market arabalarında gezerdik. Columbia Dil Bilgisi ve Hazırlık Okulu'ndaki eğitimi yıllık yaklaşık 50 bin dolara mal oluyor. Trump'ın diğer oğulları Don Jr. ve Eric Dağ da gösteriş meraklısı. Paralarını Afrika'da avcılık yaparak harcıyorlar. Afrika gezilerinin her biri kişi başı 50 bin dolara patlıyor. Yani Barron'ın hazırlık okulu ile aynı para. Fil, su bufalası, leopar ve timsah gibi avladıkları hayvanlarla fotoğraf çektirmekten keyif alıyorlar. Avlanmayı çok seviyorlar. Avlandıkları hayvanları doldurma fiyatı 2000 ile 3000 dolar arasında değişiyor. Bazı türler oldukça nadir ancak o kadar zengin olunca hayvanların neslinin tükenmesi sizi pek ilgilendirmiyor sanırım. İngiliz Kraliyet Ailesi. Kraliyet ailesinden söz ederek gerçek prens ve prenseslere dönelim. İngiliz kraliyet ailesi tipik kral ve kraliçe imajını düşündüğümüzde akla ilk gelen şeydir. Geçen yüzyılda İngiltere'deki iktidardaki değişime rağmen kraliçe Elizabeth ve Windsor ailesi hala Prens William ve Harry'nin asla kaçamayacağı kadar büyük bir servete sahipler. İngiltere çapında birkaç eski çökmekte olan kaleye, konaklara ve rüya evlerine sahipler. Ünlü Buckingham Sarayı bunlardan biri. Evleri hizmetkarlar, uşaklar ve hatta arzu ettiklerinde onları serenat etmek için işe alınan müzisyenlerle dolu. Prens Harry ve Meghan bu yıl yeni doğan bebekleri için 800 bin dolar harcayacak. Bu para kendileri için 43 bin dolarlık bir bebek tatili ve New York'taki en pahalı otelde 330 bin dolarlık bir bebek partisi içeriyordu. Prens William ve Kate Middleton'ın çocuğu George'a gelince zaten yaklaşık 4 milyar dolar değerinde. Kız kardeşi Charlotte 3 milyar dolar değerinde. Bu çocukların şımarık olmama ihtimali yok. Carter ailesi, Beyoncé ve Jay-Z. Jay-Z ve Beyoncé'yi Amerika'da kraliyet ailesi gibi davrandığını güvenle söyleyebiliriz. Her ikisi de delicesine başarılı müzisyen. Gerçi Jay-Z servisinin çoğunu albüm satışlarından çok yatırımlarla biriktirmiş. Kızları Blue Ivy zaten şımarık bir milyarder çocuğu olduğuna dair işaretler göstermeye başlıyor. Ebeveynlerin hiçbiri büyürken zengin değildi. Blue Ivy'nin okul öncesi dönemden beri çok sayıda dadı ve stilisti olduğu gerçeğini ele almalıyız. Evet, doğru duydunuz. 5 yaşındaki çocuğun kişisel stilisti var. İlk doğum gününün 300 bin dolara mal olduğunu biliyor muydunuz? Ve ikinci doğum gününde ailesi sadece dolaşmak için Nesmun Parkı'nı komple kiraladı. Kaliforniya'dan New York'a kadar milyon dolarlık konaklardan birini seçip yaşayabilir. Ailenin 283 milyon dolarlık kiralık yatında dinlenebilir. Annesi onu 7 yaşında kültürel bir ikon ilan etmişken bazı insanların onu şımarık olarak adlandırması şok edici değil. Gates ailesi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates birkaç yıl boyunca dünyanın en zengin adamı olarak hüküm sürdü. 2000'lerin başında Bill Gates hayırsever olmaya ve tüm parasını vermeye söz verdi. Garip bir şekilde bugün neredeyse 20 yıl önce olmuş olduğundan daha zengin ve bu servet çocuklarına da yaramış gibi görünüyor. Özellikle kızı Jennifer milyarder babasından muazzam bir şekilde yararlanıyor. Öncelikle Washington eyaletindeki aile evi 121 milyon dolar değerinde büyük bir konak, bir teknoloji devine uyan Gates arazisi, sualtı ses sistemi, Tony Stark tarzı bir bilgisayar sistemi ve ısıtmalı zemin ile son teknolojiye sahiptir. Jennifer ayrıca 2500 metrekarelik bir spor salonuna, 60 metrelik bir yüzme havuzuna, 23 araba garajına ve özel bir kütüphanede erişime sahiptir.
Ama bunlar onun için yeterli değildi. Binicilik yarışı hobisinin üstüne gitmek istiyordu. Bu yüzden Gates ailesi Florida'da Jennifer ve atları için bir ev inşa etmek için 37 milyon dolar değerinde arazi satın aldı. Ev 20 ağırlı. Bu kadar zenginken neden 20 ağır olmasın ki? Ayrıca pratik yapmak için bir atlama alanı bile var. İyi haber şu ki Jennifer evi iyi bir şekilde kullanıyor. Aktif olarak yarışlara katılıyor. Richard Branson ailesi. Virgin Group'un sahibi Richard Branson hep Playboy maskaralıklarıyla ünlü oldu. Çıplak modellerle uçarken ve Casino Royale gibi filmlerde konuk oyuncu olarak kendisini görebilirsiniz. Çocukları da şirketindeki emeğin tadını çıkarıyor. Aile İngiliz Virgin Adaları'ndaki Necker Adası'nda yaşıyor. Evleri 60 milyon dolar değerinde. Tabii ki çocukları Sam ve Holly'nin eğlencesi için özel bir yatları var. Necker Perisi adında da bir sualtı uçakları var. Bu şımarık çocuklar okyanusu keşfetmek istedikleri zaman keşfetmek için 1 milyon dolarlık bir uçak kullanabilirler. Fakat bu parayı nasıl harcıyorlar? Tropik adadaki hayatlarından kaçamak yapmak için sürekli tatiller ve pahalı gezilerin yanı sıra abartılı partiler de veriyorlar. Özellikle Sam Branson babasının servetini yılların en lüks düğünlerinden birine ev sahipliği yaparak kullandı. Güney Afrika'daki Richards özel rezervinde düzenlediği partiye hem ünlüleri hem de kraliyet ailelerini davet etti. Sam 5 gün boyunca Kate Winslet ve Brian Cox gibi insanlarla partilerken konuklardan bir gecede 20 bin dolar harcamalarını istedi. Birçok kişi buna kraliyet düğünü adını vermiştir. Elon Musk ailesi. Tony Stark gibi babadan zengin olan Elon Musk'ın babası Güney Afrika'da bir zümrüt madeninin mühendisi ve sahibiydi. Annesi ünlü bir modeldi. Oldukça akıllı bir çocuk olduğundan bahsetmiyorum bile. Uzay turizmi ve Tesla siber kamyonlara yaptığı iddialı girişimleriyle bilinen Musk, ego güdümlü bir milyarder olmak için yetiştirildi. Muhtemelen hayatımı en üst düzeye çıkaracak şeyleri yapmıyorum. Çocukları Griffin, Xavier, Kay, Saxton ve Damon bir gün ilan gibi olabilir. Birincisi çocuklar, Blair'deki muazzam 17 milyon dolarlık bir arazide büyüdüler. Elon Musk hızla milyonlarca dolarlık ev satın alma ve satma eğilimindedir. Bunu ya can sıkıntısından yapar ya da eski işlerinden biri için. Eğitimleri için Musk, SpaceX kampüsünde kendi özel öğrenme kurumunu oluşturarak onları gerçekten şımarttı. Buranın ismi Ed Asra ve 8 ila 14 yaşları arasındaki yetenekli çocuklar için bir akademi. Çocukların akademiye katılmasını istiyorsanız 8 yaşında bir çocuk alev makinesi nasıl yapılır öğrensin diye her yıl 30 bin dolar ödemeniz gerekecek. Musk çocukları hakkında yaşamları kısıtlı olarak gizlendiği için çok fazla şey bilinmemektedir. Sonuçta hala oldukça gençler. Ne olursa olsun bu çocukların babalarının küçük versiyonlarına dönüşmesi an meselesi. Tamara Ecclestone. Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un kızı olan Tamara Ecclestone bu sayede çok erken ünlü oldu. Gazetecilerin hep ilgi odağı oldu. Yaptığı tatiller ve yaptıkları her zaman olay oldu. Modellik ve televizyon yıldızı olarak da hatırı sayılır bir ün kazandı. Bunda da yetinmeyen Tamara, Playboy dergisi için ihtiyacı olmadığı halde çıplak pozlar vermeyi kabul etti. Bir dönem dünya büyük bir ekonomik krizde boğuşurken, sürdürdüğü lüks yaşam yüzünden eleştirilerin hedefinde olmuştu. Bernie Ecclestone'un gösterişli yaşantısıyla tanınan kızı Tamara Ecclestone, Londra'da saraylara benzer bir malikanenin de sahibi. 70 milyon sterlin değerine ulaşan malikane, kentin en lüks caddesinde bulunuyor. Tamara Ecclestone'un komşuları arasında Cambridge Düşesi Kate ve Prince William ile birçok büyükelçi bulunuyor. Sürekli yüzmeyi sevdiği için Tamara, malikanenin içine ısıtmalı havuz yapmayı ihmal etmemiş. Anna Anisimova. Rus madencilik kralı Vezili Anisimov'un kızı Anna Anisimova, Rusya'nın Paris Hilton olarak tanınıyor. 4 milyar dolarlık mirasın sahibi olacak genç kadın Amerika'da yaşıyor ve gece hayatına olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Ünlüler bile onun yanında olmak için can atıyor. Sahip olduğu servet ile dünyanın her yerini gezen Anna, giydiği pahalı kıyafetlere de bağımlı olduğunu itiraf ediyor. New York'ta sadece 6 ay kalmak için 500 bin dolara bir ev kiraladı. Parayı bu kadar çok harcaması babasını zaman zaman zora soktuğu belirtiliyor. Babası her ne kadar zenginliğiyle pek ön plana gelmese de kızı için bu durum çok farklı. Özellikle sosyal medyada zengin hayatını göstermeyi çok seviyor.